Reel'in Amerika bürosu bildirir, bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. İşte Başkan Joe Biden da Dünya Basın Özgürlüğü Günü için özel bir mesaj yayımladı. Aslında Biden yayımladığı mesajda Windhoek Deklarasyonu'nu ekledi mesajın içeriğine. Bunun üzerinden verdi mesajını. Peki bakalım isterseniz bu Windhoek Deklarasyonu nedir? İşte Windhoek Deklarasyonu 1991 yılında, yani 30 yıl önce bugün, Afrikalı gazetecilerin baskı ve şiddet karşısında bir araya gelmeleriyle oluşturulmuş. Bağımsız ve özgür bir basının kurulması, sürdürülmesi ve bir ülkede demokrasinin geliştirilip sürdürülmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanması için şarttır dedikleri bir deklarasyon. Yani aslında basın özgürlüğü ilkelerinin bir ifadesidir de diyebiliriz bu deklarasyon için. İşte Başkan Joe Biden'da bugünkü mesajında 1991'den bu yana büyük kişisel riskler altında baskıyı reddeden ve gerçekleri gözler önüne serenlerin cesaretini kutluyorum dedi mesajında. Şöyle devam etti Joe Biden mesajına: gazeteciler gerçeği ortaya çıkarır, gücün kötüye kullanılmaması için kontrol mekanizmasını oluşturur dedi. İktidardakilerden şeffaflık talep ederler. Gazeteciler demokrasinin işleyişi için vazgeçilmezdir ve koronavirüs salgını boyunca gazeteciler ve medya çalışanları içinse kendi sağlıklarını tehdit altında olmasına rağmen halkı bilgilendirmek için ön saflarda yer aldılar ifadelerine yer verdi. Ayrıca Biden gerçeğin giderek daha fazla saldırıya uğradığı bir zamanda doğru, gerçeklere dayalı habercilik, kamuoyu karşısında konuşma ve hesap verebilirlik ihtiyacımız hiç bu kadar fazla olmamıştı dedi. Biden dünya çapında rekor sayıda gazetecinin hapsedilmesi konusuna da değindi. Şöyle dedi: otoriter liderler hala özgür basını zayıflatmaya, gerçeği manipüle etmeye ve dezenformasyon yaymaya devam ediyorlar. Bu saldırılar tüm dünya demokrasisi için tehdit oluşturmaktadır. Ve biz bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde dünyanın her yerindeki gazetecilerin şevkli cesaretini kutluyoruz şeklinde sonlandırdı mesajını Başkan Joe Biden. Konuyla ilgili bir başka mesaj da Harici İşler Naziri Antony Blinken'dan geldi. Antony Blinken, Amerika çevrim içi ve çevrim dışı basın özgürlüğünü ve dünya çapında gazetecilerle medya çalışanlarının güvenliğini savunmaktadır dedi mesajında. Ve insan hakları evrensel beyannamesine göre dedi, ifade özgürlüğü tüm bireylerin sınırlardan bağımsız olarak herhangi bir medya aracılığıyla bilgi, fikir arama, alma ve verme hakkını içerir. Ancak günümüzde gazetecilerin haklarıyla ilgili durumun üzücü olduğunu kaydetti Blinken. Bunun üzerine Harici İşler Naziri Cemal Kaşıkçı vurgusu yaptı verdiği mesajda. Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesine cevap olarak biz medyaya karşı tehdit edici davranışları caydırmak için Kaşıkçı yasağını çıkarttık dedi. Ayrıca Antony Blinken Gazetecileri Koruma Komitesi'nin de yayınladığı raporda 2020'de haberlerinden dolayı hapse giren gazeteci sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti ve Blinken bu yüzden de hükümetlere basın özgürlüğü ve gazetecilerin görevlerini şiddet, tehdit ya da haksız tutuklanma kaygısı olmaksızın icra etmelerini sağlamaları çağrısı yapıyoruz dedi verdiği mesajda. Biz de Reel'in Amerika bürosu olarak tüm gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz. Özlem Şen Yaşar, Reel TV, Washington.